izleyenleri, bir gönül sıramız programıyla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşam çok değişik bir mekan, çok güzel bir yerdeyiz. Niye sesim gelmiyor onu da anlayamadım. Neredeyiz efendim? Deha Kafe ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Gerçekten çok özenle hazırlanmış, çok nefis bir mekan. Nerede diyeceksiniz? Bu Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi'nde. Hemen geleceksiniz. Birinci katta bu güzel mekanı göreceksiniz. Efendim bu mekanda neler var? Zaman geçtikçe sizlere duyurmaya çalışacağım. Hakikaten çok rahat oturabileceğiniz halılı, yastıklı, güzel köşklerden deyin de tutun da ta masalarda oturmak isteyenler için çok güzel ve nefis bir yer. Efendim aslında burayı yapanları kutlamak lazım. Burası bir damdı. Damın üstü tabii burası. Gerçekten çok emek çekilmiş, çok emek verilmiş bir yer. Evet, gönül çırağımızın bugünkü konuğu hepinizin çok yakından tanıdığı değerli sanatçımız Yalçın Turhan. Yalçın hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ olasın. Ne var ne yok? İyidir, teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyi, çok şükür, idare ediyoruz. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Herkes iyi mi Mehmet? Öyle mi? İyi, pekala. Evet sevgili izleyenler, bu akşam Deha Kafe ve Kültür Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Yerini bir daha size duyurmak istiyorum. Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi'ne geldiğinizde bu güzel mekanı göreceksiniz. Bu güzel mekanda neler yok ki? Bir defa tüp yok. Ya bu ses ben gelmiyor. Tüp yok, yani çok enteresan. Burada tüp kullanmıyor. Tüpçüler bana kızmasın. Burada her şey közde pişiriliyor. Yani çay bile közde, çay. Her şey közde. Efendim nargile var. Nargilenin her çeşidi var. Böyle köşeye gelip kurulacaksınız. Ondan sonra nargilenizi içeceksiniz. Patilanın kıymalı, patatesli ve peynirlisi. Hem aç mısın? Koştur dedi abi. Efendim pizza, hamburger, köz semaverde çay. Efendim özellikleri saymaya başladık. Ayrıca dondurmanın her çeşidi. Öğlen ve akşam, bu çok önemli. Hacı Usta'nın yaptığı çok ünlü çiğ köfte. Ama sadece öğlen ve akşam. Başka zaman aralarda yok diye düşünüyorum ki öyledir. Ve ayrıca bir de sabah kahvaltılarını gelip bu güzel yerde yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü kahvaltılık burada mevcut. Gerçekten burayı yapanları kutlamak gerekiyor. Elazığ'ın bu tür yerlere çok ihtiyacı var. İşte havalar ısınıyor. Gelip ailenizle, çocuklarınızla birlikte bu köşe benim deyip oturabilirsin. Öyle değil mi sen baba? Tamam. O zaman söz Yalçın'a gelsin. Ne okuyalım Yalçın? Beyin dedikleri. Haydi bakalım. Yeah.
Ağzına sağlık Yalçın. Birden çok ses, hayırdır ya. Evet sevgili izleyenler, gönül çıramız bu akşam Muharrem Göktayoğlu, İş Merkezi Deha Kafe ve Kültür Merkezi'nden sizlere sesleniyor. Gerçekten her yer şark köşesi, çok otantik döşenmiş. Sizleri buraya bekliyoruz. Nefis şeyler var. Değil mi Emi? Emi çok beğendi. Evet, burada da konuklarım var. Sevgili izleyenler, buradaki konuklara da hoş geldiniz diyelim. Ondan sonra programımız devam etsin, ama nasıl devam etsin? Elimde notlarımı okuduktan sonra devam etsin. Maşallah, bu siz kiraladınız mı bu yeri? Efendim, kime ait oluyor? Sam Baba, Abdullah Çay, Hanifi, Çay Otomotiv. Genç Otomotiv yok mu kızar bize? Gelemedi, çok ayıp. Bir yer kiralasın, evet. Evet, her zaman olduğu gibi bizim ünlü küçüklerimiz var. Onlar uyumadan hemen isimlerini anons etmek istiyorum. Tuğçe Buse, Ahmet Nacar, Mustafa Şengül, Kürşat Alperen Gezer, Burcu Eroğlu, İbrahim Şahin de mi küçükler kategorisinde? O da olsun, tamam. Yalçın'ın kızı da burada, Elif. Elif nerede? Kameralar onu bir ara alacak. Tabii sevgili izleyenler, bu mekanı arkadaşlarım görüntüye getirmeye çalışacaklar. Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi 1. katta, çok nefis ve güzel bir yer. Ben devam etmek istiyorum. Çolak ailesine, ayrıca Erollar Petrol çalışanlarına ne gidecek Yalçın? İbrahim Yakazel okuyalım. Eyvah eyvah eyvah. Ayrıca Sami Baba'ya İbrahim Yakazel. Öyle mi? Ayrıca tamam. Osman abiye, kardeşi tamam. Yusuf kardeşime. Tamam. Thank you.
kim seçmez karadan ağı? Aman 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 yandım, aman 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 aman. Thank you.
bakır güzel gözlerin çakır, güzel gözlerin çakır. O çakır gözlerine kurban olsun bu fakir, kurban olsun bu fakir. Hanım etme bu nazı, gel bize bazı bazı, gel bize bazı bazı. Bize harfoklu derler, biz çekmeyiz bu nazı, biz çekmeyiz bu nazı. Bize harfoklu derler, biz çekmeyiz bu nazı, biz çekmeyiz bu nazı. Teşekkürler, ağzına sağlık. Rica ederim. Efendim, size de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Gönül Çırağımız bu akşam sizlere Deha Kafe ve Kültür Merkezi'nden sesleniyor. Program başında da anlatmıştım, gerçekten çok otantik ve çok güzel bir yer. Ailenizle gelip çok rahat oturabileceğiniz bir mekan. Burada bir de tüp yok abi, tüp yok. Tüp yok abi. Her şey közde. Evet, elimdeki notları okuduktan sonra değerli sanatçı kardeşime dönmek istiyorum. Çetin Dağ şarküteri. Ama bu nereden? Süt ve mamulleri. Mustafa Çetindağ, doğru mu efendim? Şehir Dilanlar demiş. Gökhan Örki, Gökser Örki, babaları Mehmet Ali Örki için sıradaki parça istemişler. Akın Barış ve misafiri Fuat için bir parça, sıradaki parçayı gönderelim. Efendim, devam ediyorum Deha Kafe ve Kültür Merkezi'ndeki yayınımızdan. Efendim, yine geldik Köy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü'ne. Evet, kimler var efendim? Zülfü Tekin, Yaşar Esmez, Mithat Kürsü, Hasan Timur, Macit Alataş ve emekli olan Özcan Baba'ya, Çaycıların Kralı Nuri Baba'ya, Zaza İdo'ya, Ercan Gezer, Mahmut Kıraç, Veysel, Cuma ve Vedat için. Ne gelecek Yalçın? Bir kerkük yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bacısı güzelim.
Teşekkürler, ağzına sağlık. Efendim size de teşekkür ediyoruz, çok kibarsınız. Sevgili izleyenler, gönül çıramız devam ediyor ama devam ederken yine bir anonsum olacak. Bildiğiniz gibi yaza girdik, artık piknik yerleri yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Efendim yangınlardan kurtulabilmemiz için, yangın çıkmaması için piknik yerlerinde ateş bırakmadan ayrılmayı artık kendimize bir düstur edinelim. Çünkü maşallah Elazığ'da da zaten ağaç çok ya. Kalanı da yakmayak diye düşünüyorum. O yüzden yangın görürseniz veya bir duman çıkan bir yer görürseniz lütfen 177 nolu 0177 nolu telefonu arıyorsunuz. Bunun ücreti de yok. Hemen orman yangın alo cevap veriyor ve yetişiyorlar. İnşallah böyle bir şey de olmaz. Bu anonsu duyurmamı özellikle de ormancı Sayın Hasan Kaya iletmişti ama. Biz de kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Sıradaki parçayı da ona hediye edeceğiz. Efendim Deha Kafe Kültür Merkezi'ne girerken şehit ilanları da biliyorsunuz. Kapıda bizim ünlü bir arkadaşımız rastladı. İzzet Paşa Mahallesi temsilcisi Nurettin Asiltürk. Nurettin Asiltürk eşi için istemiş özellikle. Ayrıca İzzet Paşa Mahallesi tüm sakinleri ve çok çok özellikle Elazspor için istemiş. Neler ettin? Niye acaba neler ettin? Elazspor düştü diye mi? E biz bir şey yapmadık ki. Çıkacak inşallah. Bir 35 sene daha beklemeyek de lüzum yok. Evet Yalçın, ne okuyacaksın bu saydığım değerli izleyicilerimiz için? Turan Ababey'in
Neyse bir silmedin gözyaşını yapalım. Thank you.
bitmez mi? Süpürseler gitmez mi? Karşıda yonca bitmez mi? Süpürseler gitmez mi? Bir yiğidim kazancı 15 kıza yetmez mi? Aman ilahi gelin, aman ilahi gelin. Sevmedin sensin gelin. Ben bir gonca güliydim, soldurdum beni gelin. Aman ilahi gelin, sevmedin sensin gelin. Ben bir gonca güliydim, soldurdum beni gelin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yalçın. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Gönül Çırağımız DH Kafe ve Kültür Merkezi'nden bu akşam sizlere sesleniyor. Neredeydi DH Kafe? Şehit ilanlardaki Muharrem Gökteoğlu İş Merkezi'nde. Hepinizin çok yakından bildiği bir mekan. Daşa verdim yanımı diyecekmiş. Ama ne diyorsun? Evet diyelim, taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.
Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yalçın. Evet sevgili izleyenler, Deha Kafe ve Kültür Merkezi'nden yaptığımız Gönül Sıramız özel programı birinci bölümü burada sona eriyor. Sizler bizlerden ayrılmıyorsunuz. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Sevgili izleyenler, Gönül Sıramızın ikinci bölümünü yine Yalçın kardeşimin okuduğu çok güzel bir türküyle açtık. Neredeydik bu akşam? Daha kafe ve kültür merkezindeydik. Tabii küçük bir aksilikler var. Efendim, yaptığımız bu yayın açık mekandan sizlere sesleniyor. Yıllardır bu tür mekanları geziyoruz. Hiçbir günde bir şikayetçi duymadık ama bu akşam komşularımız rahatsız olmuş herhalde ki emniyeti aramışlar. Emniyette görevini yapacak tabii. Elazığ musikisinden rahatsız olanlar Allah'ını seversen Elazığ'dan gitsin arkadaş. İnşallah beni duyuyorlardır. Duymuyorlarsa da ben duyururum. Teşekkür ediyorum. Ha belki volüm biraz yüksekti, düşürdük. Ona katılırım. Ama bu musikiden rahatsız oluyorsanız burada da oturmayın. Çünkü Elazığ'ın her yerinde bu musiki icra ediliyor. Yine de bu yakın ilginize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir mekanda tekrar görüşürüz. Dedim ve devam ediyorum. Efendim Deha kafede biraz sonra çiğküfte dağıtacaklar. Diyadı. Diyadı acıktırlar arkadaşlar. Bu Hacı abi mi yapıyor Hacı Usta? Hacı Usta tamam. Tamam efendim, daha kafede neler var saymıştık. Nargile, patila, pizza, hamburger, köz, semaverde çay abi. Bu önemli. Ama burada tüp yok. Burada tüp yok abi. Burada her şey köz. Soğuk sıcak içecekler, dondurmanın çeşitleri, öğlen ve akşam meşhur Hacı Usta'nın çiğ köftesi ve çok özellikli, çok çeşitli sabah kahvaltılarını bu güzel mekanda yapabilirsiniz. O zaman sizi kimse şikayet etmez. Rahat olun, rahat gelin. Belki de bu bir rekabet işidir. Belki de bu işi yapan biri açtırmıştır. Aslında o da yapmışsa hain bir adam. Böyle söyleyeyim çıkarma. Evet. Şimdi efendim elimde bir not var, onu müsaade ederseniz okumak istiyorum. Murat Polat Polat ailesine, bu Akçelik mi arkadaşlar? Ve bölge personeline sıradaki parçayı hediye etmiş. Arçelik değil mi bu? Reklamlara girer olsun. Ne okuyacağız Yalçın? Sessiz ve sakin olsun. Oradan tabii işaret geldi. Geceler kızım beni tutmuş, ille de geceler. Yalnız bunu yapan tabii ki Yücel abi. Kızım burada tabii Elif. Geceler olsun ne olur. Thank you.
Sen de herhalde komşuların inadına mı açıldın? İnadına. Peki ağzına sağlık. Evet sevgili izleyenler, bu akşam nereden sizlere sesleniyorduk? Deha Kafe ve Kültür Merkezi'nden. Neredeydi burası? Şehit İlhanlar'da Muharrem Göktayoğlu iş merkezinde. Çiğ köfte geldi efendim. Arkadaşlar ben sizin yerinize yiyorum. Rahat olun. İlerleyen dakikalarda inşallah siz de yiyeceksiniz. İştahını çekti kardeş. Limon yeme, limon yeme, limon yeme, rahatsız oluyor. Evet değerli konuklar, maşallah nargileler çoğalmış ya, hayırdır? Bizim Ziyaddin de nargile içer. Evet sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi gönül çırağımız böyle yaz gelince dışarılarda çekime çıkar. Tabii bu otantik ve güzel mekanları seçmeye çalışıyoruz ama bugün de burada güzel, hakikaten nefis bir yeri seçtik. Birilerini rahatsız ettik, ne yapalım, kusura bakmasın, biz devam edeceğiz. İnşallah başka zaman bu sesi duymazsınız, rahat olun. Sonra bu tek bu akşama mahsus bir şey. Herhalde zannettiler ki her gün böyle, böyle bir şey yok, rahat olun. Olmasanız da gönül çırağımız her yerde her zaman çekimi yapacak, onu da antiparantez duyurmuş olalım. Evet Yalçın, çiküte yeme, zan yaramaz. Burası damlı değil mi abi? Dam, he burada dam. O zaman bize biraz kaleye çıkak, kalede kavun yerler. Kalede kavun yerler, yar sarı kavun dilini diyecek Yalçın Turan. Efendim teşekkür ediyoruz, çok kibarsınız. Sevgili izleyenler, gönül çırağımız devam ediyor. Çiğ köfte deyince aklıma bizim hacının çiğ köfteci dükkanı geldi. Ya söyleyeyim ayıp olur. Efendim karayollarının karşısında, bu da başka hacı Osman Bey. Bu buradaki hacı değil. Bak bizde hainlik yok. Bak çiğ köfte yapılan mekanda başka çiğ köfteciyi de söylüyoruz. Efendim karayollarının karşısında çiğ köfteci hacının yeri demiş. Efendim Zübeyde Hanım Caddesi'nde açılmış nefis bir mekan. Orada sadece çiğ köfte var. İlgilenenler için duyurmuş olalım. Hacıya da hayırlı olsun diyelim. Evet Yalçın. Şimdi bu çiğ köfte yemez. Buraya ekmek sonra gelecek. Acele etme. Bizimkini ayırın, sonra yeriz. Ha burada kalsın. Evet tamam. Kimse ne? Karışmasın. Yok bak, arada sonra bir ben alırım. Sen rahat ol. Devam edelim. Karayarık çakala desin hep beraber.